2011 yılında buraya Ceren alamayınca aklıma bu geldi. Önce pervaneyi aldım, onu kurdum. Ondan bir aydınlatma yaptım. Sonradan güneş panelleri aldım. Ondan sonra normal ceyranı elde ettim. Yani 220 ceyranım var şu anda elimde. 2011 yılında bir hesap çıkardılar bana. 25 milyar para istediler o zaman. Evet. O da çok geldi. Onu önce kendim düşündüm, böyle yaptım. Yani. O zaman ilk kurduğum zaman 2000 lira falan bir masrafım olmuştu. Sonra da ilaveten güneş panelleri aldım. Bir 2000 lira da onlara verdim. Ve onda bir ücreti hallettim. Ve 8 senedir de kullanıyorum yani. Hiçbir şikayetim de yok. Ya yazın ben şimdi devamlı burada bahçe olduğu için sulama ağırlıklı. Onun için iki tane dalgıç pompom var, iki tane kuyum var. İkisinde istersem dalgıçları çalıştırıyorum, istersem normal santrifüj var. Aşağıya onu kuruyorum, altını santrifüjden su çekip depolarımı dolduruyorum. Ondan sonra damlama sistemi var her tarafta. Damlamayla sulama yapıyorum. Hepsi buradan oluyor. Aydınlatmam, evde televizyonum, buzdolabım, elektrik süpürgesi. Her türlü, her iftik yani çalışıyor yani. Ya işte bu 8 yıldır normal elektrik olsaydı aşağı yukarı 8-10 milyar lira para öderdim. Ama ben şu anda onun yarısı kadar ödemedim bile yani. Her ihtiyacımı görüyorum. Her türlü elektrik aletim var burada. Bütün şeyleri kendim yapıyorum. Burada kaynak bile yapıyorum ben yani bu şekilde. İşte. Valla ben daha önce gençliğimde de bu işi denemiştim. Kendim bir ev yaptım. Güzel pervane koymuştum, o zaman da vardı. Oradan aklıma geldi. İnternete araştırdım. İnternete önce pervaneyi buldum. O zaman güneş panelleri pek revaçta değildi. Bir iki sene sonra da güneş panelleri çıkınca güneş panelleri aldım, takviye yaptım. Ve şimdi evde benim hem verandamda hem oturma odamda televizyonlar var. Televizyon seyrediyoruz. Buzdolabım çalışıyor. Hanım elektrik süpürgesini kullanıyor, devamlı çalıştırıyor. Aşağı yukarı ben yaptıktan sonra buradan hiç olmazsa belki 20 kişi geldi bana buraya en aşağı. Hep onlara tarif ettim, izah ettim. Hep onlar da kurdular. Hepsi gayet memnun arkadaşlar yani. Çok örnek alan oldu yani. Benim burası şey gibi, ziyaret evi gibiydi. Hep geliyorlardı. Bütün arkadaşlara şey yapıyordum, tavsiye ediyordum böyle. Hepsi kurdular, memnunlar yani şu anda. Korona çıktığı zaman biz Eskişehir'deydik o zaman. Mart'ın 15'inde buraya geldik. Hem koronadan korunmuş olduk burada. Hiçbir yerde tecritteyiz burada. Hiçbir yerde çıkmadık. Kimseyle de görüşmüyoruz da. O bakımdan da rahat oldu bize burada. Koronadan hiç etkilenmedik yani. Evde fatura, hiçbir yerde fatura ödediğimiz yok yani. Elektrik faturası ödemiyoruz bir yere. Şimdi bu akü sistemleri bunlar. Bu da 24 volt ceyranımı 220 volta çeviriyor. Bunu açtığım zaman her yerde 220 ceyran. Bundan santrifüjlerimi çalıştırıyorum, su çekiyorum. Elektrik süpürgesini çalıştırıyorum. Elektriklerine ihtiyacımız varsa onları görüyoruz. İşim bittiği zaman bunu kapatıyorum. Diğer şeyler, televizyonlarım 12 volttan çalışıyor. Buzdolabım 24 volttan çalışıyor. Şarj kontrol cihazı bu. Panellerden ve şeyden, pervaneden gelen ceyranı 24 voltta ayarlayıp aküleri dolduruyor. Bu da 24 voltu 12 volta düşürüyor. Bu da televizyonlarımı çalıştırıyor. Aydınlatma yapıyor. Benim ürettiğim ceyrandan geliyor. İşte bu 12 volttan çalışıyor. 24 voltta 12 volta düşürüyor. Televizyonum çalışıyor. İşte güneş panelinden gelen ceyranı buraya aydınlatmak için LED lambalar koydum. Fazla ışık olmasın diye buradan kumandayla açıyorum. Buradaki lambalarım yanıyor. Gece burada böyle loş. Bu fenerlerin içerisine de koydum LED'ler. Bak onun içerisinde de var kadar. Bunlar 12 volttan çalışıyor.